Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolema kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Agrolema futbol kulübü kariyerimizin 6. bölümüyle karşınızdayım. Yanlış hatırlamıyorsam son maçta galip gelmiştik ve umarım bu da galibiyet serimizin başlangıcı olur. Bölüme başlamadan önce hemen şöyle ligdeki puan durumuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda 5. sıradayız 12 puanla ve liderin sadece 6 puan gerisindeyiz. Oho arkadaşlar, lidere baktığımızda adamlar 6'da 6 yapmış, helal olsun. Biz ise 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik almışız. Bunun ikisini ise çok iyi hatırlıyorum. Çok şanssız bir şekilde 2 maçtan da beraberlikle ayrılmıştık. Yani kazansaydık şu anda çok farklı bir konumda olabilirdik tabii ki de, ama şöyle olsaydı böyle olsaydı falan filan diye konuşmayacağım. Neyse o, şu an 5. sıradayız. Hatırlayacağınız üzere son bölümde Poeta'nın gelişimi tamamlanmıştı. Sağ orta sahaya doğru kendisini geliştirmiştik hatırlarsanız. Bu sebepten dolayı burada kendisine sağ orta saha veya daha doğrusu sağ kanat veriyoruz arkadaşlar. Buendia'mız var. Yeni transferimiz Badu var. Daha sonra da sol kanatta Henry Onyekuru var arkadaşlar. Bu arada evet arkadaşlar, Guardiola bir anlık dalgınlığımdan olsa gerek 500 bin euroyu basmışız haftalık maaş olarak. Ama merak etmeyin, ben onu cheat engine'den doğru düzelttim, yani bir şekilde kurtardım, yani öyle söyleyeyim. Yani demek istediğim arkadaşlar, finansal açıdan hiçbir kaybımız olmayacak. O konuda aklınızda şüphe olmasın. Yani benim burada yaptığım saçma sapan bir hatanın bedelini bütün takım ödemesin diye böyle bir hamle yapmak zorunda kaldım. Kadroda şu an büyük ölçüde değiştirebileceğimiz hiçbir şey yok. Sağ kanadımız, sol kanadımız olsun. Hele de forvetimiz. Şöyle bir bakın abi, hızlanmasına bakın. 88. Müthiş. Üstelik bu adam 19 yaşında arkadaşlar. Yani ne kadar hızlı gelişebilir, neler yapabilir tahmin bile edemiyorum şu anda. Onun dışında bir arkadaşımız demişti ki McLean yerine Skip'i oynat. Çünkü Skip genç bir oyuncu. Hatta şöyle bir kıyaslayalım ikisini. Skip 19 yaşında, McLean ise 28 yaşında. Birinin 72 artı 5 overall'ı var, diğerinin ise 69 overall'ı var. Aslında evet, çok doğru bir şey söylemiş yani şöyle bir baktığımız zaman. Çünkü Skip'in en azından gelişme ihtimali var. Ama McLean zaten gelişeceği kadar gelişmiş. Daha da gelişmez gibi gözüküyor aslında. Yani gelişirse de çok fazla gelişmez. O yüzden Skip oynatmak daha mantıklı. İleriki maçlarda buna dikkat edeceğim. Hatta şimdiden bir değişiklik yapalım değil mi? Sadece merkez defansif orta sahada oynaması benim açımdan biraz eksi puan diyelim. Pozisyonlar kısmına baktığımız zaman merkez defansif orta saha ve merkez orta saha diyor. Ama burada ben bunu merkez orta sahada falan oynatınca yani o ünlem işareti gitmiyor oradan. Anlayamadım bir türlü. Bilmiyorum ya, kalsın şimdilik böyle. Onun dışında hiçbir şey değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Kadrodan gayet memnunum. Sadece bir sonraki karşılaşmada milli takımda olan oyuncularımız var. Aynen, onu düzeltmemiz lazım. Otomatik değil. Sorunu düzelt ve değişikliği kaydet. Buradan Merih Demiral'ı çıkartıp Gibson oyunu alalım. Merih Demiral'ı da daha sonra şöyle rezervlere doğru alalım. Hatta belki maçın son dakikalarında Ketola'yı oyun alabiliriz. Neden olmasın? Bu arada arkadaşlar, şöyle yaklaşık 5-6 maç sonra, yani puan durumu biraz olsun şekillenince, her maç oynamayacağız. Bazı maçları simüle edeceğiz. Onu da söyleyeyim buradan. Ve ligdeki 7. mücadelemize çıkacağız az sonra. Rakip 4-4-2'lik dümdüz bir formasyonla sahaya çıkacak. Takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Bu maçı da alacağımıza inanıyorum. Haydi bakalım, başlayalım. Karşılaşma Badu'nun vuruşuyla başlıyor. Badu da böylelikle Agrolima Futbol Kulübü'nde ilk karşılaşmasına çıkmış oluyor. Badu'nun önüne bırakacağım. Badu hızıyla, haydi haydi haydi, işte şutunu çek. Yine başladık ya Rabbi ya Resulallah, yine başladık. Vallahi billahi yine başladık. Henry Onyekuru pasını oyna. Haydi Onyekuru'nun önüne, çok güzel bir pas. Haydi Onyekuru. Onyekuru ilk golünü atıyor Agrolima'da. Onyekuru atıyor, 1-0 öne geçiyoruz. Keşke tipi de biraz olsun benzese ya. İşte burada harika bir aşırtma, çok güzel bir pas. Henry Onyekuru Agrolima kulübündeki ilk golünü atmış oluyor. Şimdi Badu, Henry Onyekuru'nun önüne bırakıyoruz. Henry Onyekuru yardırıyor. Pozisyonunu kaybetme, açını kaybetme. Güzel bir çalım denemesi, bir şekilde geçti oradan, pasını oyna, şutunu çek. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Şu anda maç 3-0'dı ya. Haydi. Bir gol daha peşindeyiz. Bir gol daha peşindeyiz. Çok güzel pozisyon. Çok güzel pozisyon. 2-0 yapıyoruz. 2-0 öndeyiz. Çok güzel. Tertemiz bir gol atıyoruz arkadaşlar. İşte burada araya oynadığımız pas. Bu arada Badu da ilk asistini yapmış oluyor.
Çok güzel, tertemiz bir gol atarak 2-0 öne geçiyoruz. Şimdilik bizim adımıza kolay geçen bir karşılaşma. Umarım ilerleyen dakikalarda da böyle devam eder. Çünkü maça ileriki zamanlarda Ketola'yı almak istiyorum arkadaşlar. Henry Onyekuru desteğe geldi. Daha doğrusu ilerideymiş zaten. Sakin. Badu'nun önüne. Tekrar geriye. Şutunu çek Buendia. Çok zor bir pozisyondu. Poheta orta yapacak. Adam boş. Vur ona kafayı. Röşat'a denedi orada. Gol olsa gerçekten harika bir gol olacaktı ya. Yapacağız galiba. İlerleyen bölümlerde, belki de bu bölümde olabilir, bilmiyorum, bir tane röşat atacağız gibi arkadaşlar. İlk yarı sonucu Agrolema 2, rakipse 0. Rakibin adını bilmiyorum. Karşılaşmada ikinci yarı başlıyor. Umarım kaldığımız yerden devam ederiz. Ha bu arada unutmadan arkadaşlar, başarıyı hemen cezalandırmamız lazım. O yüzden Rupu çıkarıyoruz, Ketola'yı oyun alıyoruz. Tabii işin şakası bir yana, Ketola biraz oynasın, hani takıma adapte olsun, işte gelişsin falan filan diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Kendisi 17 yaşında ve yanılmıyorsam 90-94 potansiyeli mi ne vardı. O yüzden biraz onun gelişmesini istiyorum yani. Kim bilir, belki çok hızlı bir şekilde gelişir, hepimizi yanıltır. Altyapımızdan harika bir yetenek çıkmış olur, bilmiyoruz. Ve işte Ketola Agrolema kariyerindeki ilk karşılaşmasına çıkıyor böylelikle. Forma numaralarını tekrar düzenlemek lazım, onu fark ettim. Of. Tehlikeyi gördüm ama Allah'tan gol olmadı. Ketola pasını oynadı. Sağ kanada offside mı? Yok. Gatuida'nın önüne bırakıyoruz tekrar. Gatuida ortayı yap. Olmadı. Acaba Ketola'ya ilk golünü attırabilir miyiz? Onu düşünüyorum şu anda. Pasını oynadı. Pası çok güzel yere. Buendia geri oyna. Tekrar Buendia pasını oynadı tekrar. Badu. Badu ilk maçında ilk golünü atabilir mi? Badu vurdu. Badu çok kötü vurdu. Buendia sağ kanada oynadı Poheta'ya. Şimdi Badu. Badu. Onu oynamak istemedim ama neyse. Geri oyna. Ortayı yapacağız. Orta güzel. Ketola. Adam bomboş. Yetişemedi lan topa. Adam topa yetişemedi ya. Ketola'yı acaba ileride mi oynatsam ya? Belki kazara gol falan atar. Henry Onyekuru'nun önüne çok güzel bir pas. Poheta'nın önüne çok güzel bir pas. Güzel bir gol. Ben top dışarıya çıkıyor sanıyordum bir an. O kadar alışmışım ki topun gol olmamasına. Gol olunca şaşırdım. 3-0 öndeyiz arkadaşlar. İşte Henry Onyekuru ortayı yapıyor. Poheta dokunuyor. Topu ağlara gönderiyor. Çok güzel bir gol. Keşke orada bakmadan şut çekebilseydik. Daha güzel olurmuş. Poheta'nın önüne bırakacağım. Poheta yardır. Geri oyna. Skip. Şimdi Ketola. Ketola baktı kaleye. Ketola vurdu. Direkten döndü. Ketola bir daha. Adam. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya. Müthiş bir gol atıyordu lan ilk maçımda. Abi çok iyi ya. Ketola'yı şöyle ileride oynatacağım arkadaşlar. Artı 11 mi? Oh maşallah. Ketola'yı dediğim gibi ileride oynatacağım. Belki kazara gol falan atar. Morali tavan yapar. Onun için de güzel olur yani. Maç bitmeden gerçekten Ketola'ya gol attırmak istiyorum. Bir tane de olsa. Buendia aldı. Buendia. Henry Onyekuru'nun önüne. Ketola boşa çık. Ketola boşa çık. Ketola'nın pası. Lan konuşamadım. Ah lan, Ketola sandım Badu'ymuş ya. Allah kahretsin. Lan Ketola neredesin? Yemin ederim Ketola sandım ya. Badu çıktı. Neyse, Badala'da böylelikle ilk golünü atmış oldu. Vallahi billahi Ketola sandım ya. Onun adına çok sevindiydim. Neredeymiş lan? 8 numara değil mi o? Ha. Tüh. Tamam, şimdi gördüm. Çare yok. 5'i de atacağız. Rakip de bu arada çok güçlü değilmiş yani. Onu fark ettim. Görüntü gitti. Lan oğlum ya. Ne güzel maçımızı oynuyorduk ya. Evet arkadaşlar, demin oynadığımız maçta, maçın tam bitmesine yakın, ne oldu bilmiyorum, hata verdi, oyun kapandı. O yüzden maçı bir daha oynayacağız. Ve Myron Badu'nun vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Henry Onyekuru'nun önüne bırakıyoruz. Henry Onyekuru ilerliyor, pasını oynayacak. Lan oraya değil lan, Allah'ım yarabbim ya. Hızlı çıkıyoruz. Senin önüne bırakacağım bu sefer. Buendia geri oyna pasını. Rup. Poheta, haydi Poheta.
Zor geçtim ya. Vallahi billahi zor geçtim ya. Myron Badu ilk golünü atıyor kulübümüzdeki. Gerçekten zorlandım. Gerçekten zorlandım. O yüzden konuşamadım burada. Çok güzel bir golle Tiki Taka ile 1-0 öne geçiyoruz. Myron Badu ilk golünü atmış oluyor. Şimdi sağ kanada doğru oynadım. Puaheta. Puaheta geriye çek. Pasını oyna. Topu sakla. Buendia sen de pasını oyna. Rup. Faulü kazanıyor muyuz? Hayır. Allah kahretsin böyle işi ya. Oho, topu müthiş aldı orada. Myron Badu'nun önüne bırakıyoruz. Myron Badu. Henry Onyekuru çok güzel bir ya abi ben bir şey yapmadım o önüme çıktı ya. Burada o benim önüme çıktı arkadaşlar. Yani burada faul yapan ben mi oluyorum o zaman? Henry Onyekuru alırsa topu büyük tehlike olmadı. İlk yarı bitmek üzere ama ilk yarı bitmeden gol yemeyelim üstüne gol atalım. Haydi. Haydi. Şutunu çek. Artık var ya sinirden kafa yiyeceğim burada. Vallahi var ya sinirden kafa yiyeceğim yani. İlk yarı sonucu 1-0 mı 2-0 mı yemin ederim bilmiyorum. O kadar fazla gol kaçtı ki. İlk yarı sonucu 1-0'mış arkadaşlar. Dediğim gibi o kadar fazla gol kaçtı ki artık yani kaçan golleri mi hesaplıyoruz yoksa attığımız golleri mi onu bile şaşırıyorum yani. Onyekuru'nun önüne bırakacağım. Çok güzel. Geriye çek. Pasını oyna. Badu sen de oyna. Puaheta. Sakla topu. Haydi. Maalesef. Henry Onyekuru. Henry Onyekuru. Kaleci. Gertruida. İçeriye girdi. Pasını oyna, şutunu çek. Abi mis gibi pozisyon ya. Mis gibi pozisyon. Haydi, haydi Puaheta, haydi Puaheta. 2-0. Rup atıyor. 2-0 öndeyiz. Bu golle birlikte arkadaşlar Ketola'yı oyuna alacağız. Çünkü Ketola'nın da oynayıp kendini geliştirmesini istiyorum. Yalnız gol de bayağı güzelmiş yani. Helal olsun. Ketola'yı ileride oynatacağım arkadaşlar. Yani biliyorum oraya uygun değil ama kendisinin bir şekilde gol atıp moral bulmasını istiyorum. O yüzden Ketola'yı forvetle oynatacağım arkadaşlar. Ve işte altyapımızdan çıkan oyuncu Ketola ilk maçına çıkmış oluyor böylelikle. Umarım güzel gelişir ve devamlı olarak ilk 11'de oynar. Myron Badu. Ketola'ya ileri gitmesini söyledi. Ketola'ya çok güzel bir pas. Ketola! Ketola ilk maçında ilk golünü atıyor. Ketola attı vallahi billahi. Ketola ilk maçında ilk golünü atıyor arkadaşlar. Çok güzel bir pas. Çok hızlı geçti oradan. Şutunu çekti topağlara gönderdi. Lan ben gol atsam bu kadar sevinmezdim galiba ha. Gerçekten çok sevindim ya şu an. İlk maçında ilk golünü atıyor. Hedefimize ulaşmış oluyoruz böylelikle. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar ilk maçında gol atarak kendisinin moral bulmasını istiyordum. Bunu da başardık. Aldık aldık aldık. Yok mu kimse? Hızlı çıkalım. Ketola'dan çok güzel bir pas. Ketola hızlı adapte oldu. Pasını oyna. Ketola haydi ki. Ketola atıyor. Allah'ım yarabbim detay oldum burada. Ketola ikinci golünü atıyor. Altyapıdan bir dünya yıldızı mı doğacak acaba? Puaheta. İşte burada topu çekti. Ortayı yaptı. Ketola çok güzel bir şutla topu ağlara gönderiyor. 4-0 öndeyiz. İlk maçında daha ilk dakikalarda kendisinin ikinci golünü atıyor Ketola. Adam adam. İnşallah böyle devam edersin. Acaba Ketola'ya hat-trick de yaptırabilir miyiz arkadaşlar? Ketola'nın önüne bırakacağız tekrar. Haydi Ketola, haydi 3. Ketola bu sefer olmadı, bu sefer olmadı. Karşılaşma sona eriyor. Agrolemo Rotterdam United'ı 4-0'la geçiyor arkadaşlar. Altyapıdan çıkardığımız Ketola ilk maçında 2 gol birden atıyor arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyoruz. İşte Ketola'nın Agrolemo kariyerindeki ilk gollerini bir daha izleyelim. İşte burada Badu ileriye çok güzel bir pas oynadı. Ketola ise şutunu çekti, topağlara gönderdi. Daha sonra ise Puaheta sağ kanattan geldi. Topu soluna çekti, ortayı yaptı.
Ve işte bu güzel gole sebep oldu. Ketola ilk maçında attığı 2 golle adeta yıldızlaştı arkadaşlar. Umarım bir dünya yıldızı olur kendisi. Myron Badu 10 tam puanla maçın adamı seçilmiş arkadaşlar. Ketola ise 9.5 puanda kalmış. Açıkçası beni şaşırtan bir istatistik ama yapacak bir şey yok. Bu galibiyetle birlikte puan durumunda 4. sıraya kadar yükseldik. Fakat liderle aramızdaki puan farkı hala 6. Onu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Arkadaşlar açıkçası demin Ketola'dan bir haber bekledim. Hani beni oynattığınız için teşekkür ederim. İşte ilk maçıma çıkmak mutluluk vericiydi falan filan tarzı bir mesaj bekledim ama bir şey gelmedi. Yani oyuncunun normalde mutlu olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi mesaj gelmemesi beni şaşırttı biraz. Her neyse bir sonraki karşılaşmamıza çıkacağız. Böyle çok fazla konuşacak bir şey yok. Sadece rakip oyuncudan Bright Osayi Samuel gözüme çarptı, onu söylemek istiyorum. Oyna diyelim ve karşılaşmaya başlayalım. Ligdeki 8. mücadelemize başlıyoruz. Yine bir gündüz mücadelesi. Hiç sevmiyorum gündüz maçlarını. Bu arada deplasman formamızı giymiyoruz lan hiç. Onu da giyelim bir sonraki maçta. Bright Osayi Samuel ceza sahasına girmeye çalıştı. Engel olduk. Adamsın Buffon ya. Adamsın. Rakip asla hafife alınması gereken bir rakip değil. Onu fark ettim şu geçen dakikalarda. Hiçbir şey yapmadım. Ohoho, bir dakika lan. Eliyle mi çıkardı lan o topu? Bakmam lazım. Yemin ederim eliyle çıkardı sandım arkadaşlar. Şimdi skip. Pasını oyna ileriye. Buendia. Haydi Buendia, topu sakla. Buendia şutunu çek. Evet. Gördüğünüz üzere düzgün şut çekemedik. Çünkü bir yandan topu saklamaya çalışıyorduk. Rakip de bizi zorlamış. O yüzden kızmıyorum. Sakin. Açık vermeyelim. Açık vermeyelim. Karşılaşmada ilk yarı bitmek üzere. Dikkatli olmamız lazım. Rakip gerçekten zorluyor çünkü. Haydi, haydi. Hocam bıraksaydın da oynasaydık ya. Zaten şutları iyi değil ki. O yüzden pasımızı oynuyoruz. Şimdi Quintila sağ kanat geriye çek. Pasını oyna. Henry Onyekuru sen de oyna. Çok güzel bir pas. Hocam penaltı. Vallahi penaltı. Penaltıyı alıyoruz arkadaşlar. Tam orada ben ilerlemek isterken faul yapıldı. İnşallah penaltıyı gole çevirebiliriz. Henry Onyekuru geliyor ve gol atıyor. 1-0 öndeyiz. İlk yarının son dakikasında 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Herkes sakin olsun. Bu maç bizim diyor Henry Onyekuru. Zor geçen bir karşılaşmada penaltı golü gerçekten ilaç gibi geldi arkadaşlar. Rob pasını oynadı. Buendia şutunu çek kaleci. Çok güzel kurtardı kaleci. Buendia kaleciyi geçemiyor. Henry Onyekuru çok güzel geçti oradan. Pasını oynadı. Şutunu çek. Girmedi. Girmedi. Maalesef top ağlara girmedi. Bazı paslar çok gereksiz oluyor gerçekten. Vallahi burada var ya şok üstüne şok geçirdim ha. O nasıl pas lan? O nasıl pastı ya? Artık karşılaşma bitmek üzere. Bir gol daha peşindeyim. Poirot'un önüne. Hoca karşılaşmayı bitiriyor. Güzel. Yani gerçekten zor bir maçtı. O yüzden 1-0 galip gelmemiz beni memnun etti açıkçası. Sonuçta önemli olan 3 puandı arkadaşlar. Ligde şu anda 3. sıradayız arkadaşlar. Liderle aramızdaki puan farkı sadece 3. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Umarım böyle devam eder arkadaşlar. Ketola için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi geldi arkadaşlar. Hemen stat'tan. Oynatacaksanız verelim abi. Oynatacaksanız verelim. Bu arada şuradan hemen Ketola'ya baktığımızda +1 yazıyor. Yani iyi ama biz bunu şutlayalım abi en iyisi. Teklifleri görüntüle. Tekrar aynı yere geldik ve bu görüşmeyi yapalım mı? Yapmayalım abi. Yetkiyi verelim. 2 yıl diyelim. Kabul et gitsin.
Onun adına hayırlısı olsun diyelim. Ve şimdi ise arkadaşlar lidere karşı oynayacağız. Bakın lidere karşı oynayacağız. Eğer kazanırsak belki bir ihtimal bizim lider olma ihtimalimiz var. Biz tabii ki de önümüze giren her takımı yenip elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi üst sıralarda bitirip bir an evvel Premier Lig'e yükselmek istiyoruz arkadaşlar. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Şimdi bu rakip şimdiye kadarki oynayacağımız en güçlü, en ciddi rakip olacağı için McLean'i tekrar ilk 11'e aldım. Bu arada Merih Demiral da zaten milli takımdan dönmüş, o yüzden onu da hemen ilk 11'e alıyoruz. Onun dışında bir değişiklik yapmayacağım. Oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Ligdeki 9. mücadelemize başlıyoruz arkadaşlar. Myron Badu. Myron Badu topu sağına çekti, şutunu çek. Top ağlarda gol, 1-0. Top ağlarda gol, 1-0. Myron Badu atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 8. Bu adamlara gerçek liderin kim olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. İşte Myron Badu çok güzel bir şutla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Aman dikkat. Aman dikkat. Ucuz atlattık. Çok güzel orta. Yapma ya. Abi neden ya? Saçmalıktan başka bir şey değil ya. Şuna bakın arkadaşlar ya. Ne güzel topu çıkarıyoruz orada. Kalecimize çarpıyor top. Ardından da tabii ki de boş kaleye topu atıyorlar. İşte bakın arkadaşlar, burada kafayı koydu. Top ağlara giderken topu çıkaracağız. Of of. Bu oyun beni deli edecek. O yediğimiz saçma sapan golün şokunu üzerinden atmaya çalışıyorum şu anda. Bu maçı ya alacağız ya alacağız. Başka yolu yok. Başka yolu olmasın zaten. Sakın sakın sakın, adam bomboş. Yalnız gerçekten çok iyi oynuyorlar ya. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Gattuso'yu da şimdi pasını oyna. Abi oyuncular yoruldu. Oyuncular ağır kalıyor ya. Savunmaktan burada var ya, canımız çıktı ya. Bir de o saçma sapan golü yemeseydik çok güzel olacaktı. Rakip böyle sanki zaman geçiriyormuş gibi ya. Deli ediyor insanı. Karşılaşma bitmek üzere artık. İyi oynamadık ama mağlubiyeti de hak etmedik. Umarım kaybetmeyiz. Umarım kaybetmeyiz. Hızlı çıkabilirsek hatta gol bile atabiliriz diyecektim ki zaten çok geçmiş. İyi oynamadık ama mağlubiyeti de hak etmedik. Yani özellikle o yediğimiz saçma golden dolayı berabere kalmak beni şu an üzüyor ama yapacak bir şey yok. Bu seferlik de böyle olsun. Aldığımız beraberlikle ligde 4. sırayı geriledik arkadaşlar. Kazanabilseydik bizim açımızdan mükemmel olacaktı ama yapacak bir şey yok. Şu anda yanlış görmüyorsam ligde tek namağlup kulüp biziz. Bu da güzel bir şey aslında. Fakat dediğim gibi yani bir önceki karşılaşmada galip gelebilseydik çok güzel olacaktı bizim açımızdan. Böylelikle de videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.